Sudur, portakal sudur. Ulan gerizekalı, portakalın su olduğunu biliyorum ama içinde hücreler var değil mi? Dağılmıyor, sıktığın zaman dağılmıyor değil mi? Peki sen diyorsun ki dünya yuvarlak. Ama portakalın içinden örnek veriyorsun bana. Dünya saniyede 15 bin kilometre hızla dönüyor diyorsun. Be gerizekalı, dünya saniyede 15 bin kilometre hızla dönse bu dünyanın üzerinde canlı varlık olma şansı var mı? Bu dünya şöyle yuvarlak. Tamam, biz orta eksendeyiz şurada. Çok rahat yürüyebiliyoruz, hareket edebiliyoruz. Dünyanın üçte ikisi sularla kaplı. Bu gemi şuradan çıkıp okyanusu geçtiği zaman baş aşağı mı gidiyor? Veya uçak alttan geri yukarıya gelirken iki takviye ele mi çıkıyor? Öyle mi? Nasıl? Öyle oğlum, durma lan, izah et bana. Şimdi ben sana şunu diyeyim. Bu dünyanın yuvarlak olduğunu anlatacak bir tane zekadan çıksın desin bana ki dünya yuvarlak. 15 dakika hızla dönmüyor mu diyor? Dünya düz ve dönmüyor oğlum. Dünya düzdür, adaleti yoktur. Dönmez, dönmez. Hangi gerizekalı demiş ki dünya yuvarlak? Bir kişi çıksın ispat etsin bana ya. Bilim adamı, ne boktan bilim adamı lan? Onlar ne anlar bilimden, ilimden ya? Hangi bilim adamı? Gelsin bana izlesin. Şu dünyanın yuvarlak olduğunu bana gelsin izlesin arkadaş. Şurada su var. Şurada su var. Bana bak ha. Konuşurken yüzüme bak. Şurası su. Dünya dönüyor 15 bin kilometre hızla. Gece gündüz oluşuyor. Alakası yok, onlar yalan. Güneş dönüyor oğlum, dünya dönmez. Güneş dönüyor. Güneş bizim etrafımızda dönüyor, gece ve gündüz oluyor. Dünya dönmez. Öylece oğlum konuşurken lafımı kesme. Yok kesmedim, izin alayım ben. Söyle bakayım, ne söylüyorsun hadi. Şimdi, bir portakalı 15 bin kilometre hızla çevirebilir misin? Ya da çevirsen ne olur? Parçalanır. Parçalanır. O ama bütçesine göre değil mi? Çapına göre. Dünya ne kadar büyük? Lan oğlum çap... Bir dur. Dünya bayağı büyük değil mi? Hani büyük, evet. Şeyle alamayacak. Büyük, evet. Yani 15 bin kilometre hız ona şöyle gelir. Oğlum, beni dinle beni. Kilometre hız aynıdır. Bunun büyüğü, küçüğü yok. Abi etki. İkisi de aynıdır. Etki. Seni 15 bin kilometre hızla çevirsene ne olur? Beni çeviremezsin zaten. Beni çevirecek olan önce kafasına sıkacak oğlum. Hayır. Sen onu hızını mısır bırak. Bana dünyanın yuvarlak etki olduğunu. Yazılır, bana yazılır. Dünyanın yuvarlak olduğunu ispatla. Şöyle bir dünya. Hocam üç bir soru sorar mısın? Abi seni hocam, bir soru sorar mısın? Buyur gözüm söyle. Peki her şey güzel de yer çekimini nasıl açıklamak istersin? Yani arkadaşım yer çekimi dünyanın merkezinde diyorlar. Ben inanmıyorum. Nerede? Diyorlar. Ben yer çekimi diye bir şeye inanmıyorum ya. Söyle oğlum. Eğer para olursa söz. Hı. Seni uzaya göndersek, dünyanın o yuvarladığını görsen yine de inanmaz mısın? İnanmam çünkü ben kimsenin aya gittiğine de inanmıyorum. Hayır göndersek diyorum ya. Hayır, aya bugüne kadar hiç teknoloji gidemedi ki. Niye gidemedi? Onlar Ağrı Dağı'nın arkasına gidiyorlar, ondan sonra işte geliyorlar, diyorlar ki biz aya gittik. Veya gidiyor Amerika'nın uzun süre. Uydu denen bir şey de yok. Uydu denen bir şey var. Niye? Uydu var, atmosferin içinde olduğu için var, dışına çıkamaz. Aya gidemez, aya gitmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Amerikalılar bile ayda çekilen resimlerin gölge iz düşümlerinden o resimlerin ayda çekilmediğini şey ettiler, açıkladılar. Belki izlemedin, internete bak. Kendileri mi yalanlıyor? Evet. Oğlum onların hepsi birer film. Film. Bu dünya düz, bu dünya yuvarlak değildir. Bu dünya düzdür. Yer çekimi var, tamam yer çekimi. Lan gözünü yiyin bu yer çekiminin. Bu yer çekimi karayı tuttu, havayı tuttu, suyu tuttu. Lan ne bok yiyen yer çekimidir bu? İlahi güç da. Oğlum Allah'ın gücünden bahsediyoruz işte. Bak Allah'ın gücünden. İlahi güç işte. Hocam dünyanın... Ya hocam anlatamıyorum bunlara dünyanın düz olduğunu ya. Hocam. Hala daha dünya yuvarlak diyorlar bana ya. Bunların akılları kafaları yuvarlak hocam ya. Hocam dünya düz mü yuvarlak? Düzdür ya, ne yuvarlak ya. Hocayı da mı yoldan çıkaracaksınız ya? Allah Allah, dünya yuvarlakmış. Hocam, yuvarlak sizin aklınız, kafanız yuvarlak dünya, ya. Dünya düz müdür yuvarlak? Dünya akıllı göre düz, bize göre yuvarlak. Bu bana göre düz arkadaş, bana bunu kimse, hiçbir beyin bana dünyanın yuvarlak olduğunu izah edemez. Varsa kendine o kadar güvenen zeki bir beyin gelsin izah etsin.